Evet arkadaşlar, bir diğer videoyla karşınızdayım. Ne yapacağız bu dersimizde? İlk ve orta çağlarda Türk dünyası dediğimiz Türklerin tarih sahnesine çıktığı ilk yer olan Orta Asya bölgesini Türklerin İslamiyet'ten önceki yapıp ettiklerini ne yapmış olacağız sizlerle konuşacağız. Müfredat diliyle ilk ve orta çağlarda Türk dünyası, eski söylemle Türklerin İslamiyet'ten önceki tarih sahnesine çıkmış olduğu ilk bölge olan Orta Asya konusuyla nedir arkadaşlar? Başlamış olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi tabii artık biraz alıştığınızı düşünüyorum. Haritamız karşınızda, Türkiye haritamız ve Orta Asya coğrafyası. Tabii öncelikle biraz size nedir arkadaşlar? Haritayı tanıtmış olacağım. Şöylelikle biz Orta Asya'nın coğrafi yapısal özelliklerini sağında solunda, yukarısında aşağısında kimler var onlara bakacağız. Ve bölgede bulunan kültür özelliklerimizi inceleyeceğiz. Türklerin bu bölgeden neden göç ettiğini, bu göçlerin sonuçlarında neler olduğunu konuşacağız. Ve tarihte Türk isminin anlamıyla ilgili birkaç bir şey sizlerle paylaştıktan sonra göç etmeyip kalanlar olan Asya Hun Devleti'ni işleyeceğiz. Kalmayıp da göç edenler olan Avrupa Hun Devleti'ni dikkat edersin arkadaşlar. Asya'daysak Asya Hun, Avrupa'ya geldim ve Avrupa Hun şeklinde nedir dersimizi işleyeceğiz. Avrupa Hun'un içinde kavimler göçünü bir parçasıyla burada anlatacağım. Vaktim kalırsa Avrupa Hun Devleti'ni de işlemiş olacağız. Eğer vaktimiz kalmazsa Avrupa Hun Devleti ile bir sonraki videoda devam edeceğiz. Evet. Böylelikle ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konu başlığıyla ne yapalım arkadaşlar, başlayalım. Türklerin ilk tarih sahnesine çıktığı coğrafya Orta Asya, görüldükleri yer. Şimdi bir önceki videoda Orta Asya ile ilgili İskit medeniyetinden bahsetmiştim arkadaşlar. Orada İskitlerle ilgili demiştik ki Orta Asya'da görülen ilk Türk topluluğudur. Dikkat et, devlet demedim. İlk Türk devletim Asya Hun Devleti olacaktır. Birinci soru tipini alalım ve birbirinden ayırt etmiş olalım. Peki bu Orta Asya dediğimiz coğrafyanın sağında solunda, aşağısında yukarısında, yani coğrafi özelliklerine bir bakalım. Nasıl bir bölgeymiş Orta Asya? Sorularda geliyor arkadaşlar, verilenlerden hangisi Orta Asya'nın sınırları içerisinde değildir şeklinde. Şimdi 4 köşemiz var arkadaşlar. 5.yi de adamlar yapıştırır, bir sınav sorusu olarak karşımıza çıkartırlar. O zaman lafı da fazla uzatmadan, Orta Asya doğusunda Kingan dağları, batısında Hazar denizi, kuzeyinde Tanrı Dağlar, Baykal Gölü, biraz daha yukarı çıkarsak Sibirya'ya doğru gideriz arkadaşlar. Ve güneyinde Hindistan. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Doğusunda Kingan Dağları, batısında Hazar, kuzeyinde Tanrı Dağları ve güneyinde Hindikuş Dağları ile çevrili olan bu bölgeye Orta Asya diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi geldim Orta Asya'da bulunan kültürlere arkadaşlar. Bunlarla da ilgili TYT'de zaten bilgiyi kendi verir, yorumlamanı ister ama AYT ve KPSS bandındaki ayrıntı veyahut da bilgi isteyen sorularda karşımıza gelebilecekleri buraya taşıdım arkadaşlar. Mesela Orta Asya'daki en eski kültür Anav kültürü. Sordular arkadaşlar. Verilenlerden hangisi Orta Asya'daki en eski kültürdür? Anav. Bu birinci soru tipimdi. İkinci soru kalıbım, Orta Asya'da en eski Türk kültür bölgesi Afanasyova. Hocam az önce ana dedin, dikkat, kelimeye dikkat et. Orta Asya'daki en eski kültür ana. Orta Asya'daki bu bölgede bulunan en eski Türk kültürü Afanasyova. Anlaştık mı? Bunu ayırt etmiş olalım. Bir sonraki kültürümüz Androva. Androva'da arkadaşlar, yani bu kültürde tunç ve altından nedir? Eşyalar yapmışlar. Soru olarak gelmedi ama şık olarak geldi. Soru olarak gelen ise Karasul. Bunu sordular arkadaşlar. Orta Asya'da verilen kültürler içinde ilk defa demir hangi kültürde işlenmiştir? Veyahut da demirden eşya yapmışlardır. Karasul. Karasul kültüründe ilk defa demirden eşya yapmış olduklarını cebinize bir soru kalıbı olarak koymanızda fayda var. Tagar'da sorgulandı arkadaşlar, şöyle geldi. Orta Asya'da verilen kültürlerden hangisi en gelişmişti? Tagar kültürü diğerlerinden sonra çıktığı için her birinden biraz bir şeyler almış ve bu bölgedeki en gelişmiş kültürdür Tagar. Bu sorunun cevabına Tagar olarak nedir arkadaşlar? Cevap vermeniz gerekiyor. Evet, ne yaptık? Orta Asya'nın coğrafi özelliklerinin sağında, sonda, batısında, yukarısında, aşağısında ne olduğunu söyledik. Ve nereye geldik şimdi? Türk isminin anlamına geldik. Şimdi tahtamızın bu köşesinde Türk isminin anlamıyla ilgili farklı kaynaklardan karşınızda çokça soru olarak çıkabilecek özellikteki birkaçını aldım arkadaşlar. Şöyle,
Çin kaynaklarında Türk için miğfer anlamı kullanılıyor. Yani koruyucu başlık anlamında. Kaşgarlı Mahmut Edebiyat'tan zaten hatırlarsınız. Türk isminin anlamı için Kaşgarlı Mahmut demiş ki olgunluk çağı. Ziya Gökalp Türk isminin anlamına töreli nizam sahibi şahsiyetler olduğu şeklinde bir tanımlama yapmış. Vanberi dediğimiz arkadaş da Türk isminin anlam ve önemine çoğalmış, türemiş şeklinde bir kavram nedir ortaya atmıştır. Bunlar da bazen sorularda, testlerde, denemelerde karşımıza çıkabiliyor. Şey arkadaşlar, Asya Hun Devleti'ne geçmeden önce Türklerin bu bölgeden nasıl yaşadıklarını, yaşayamayanların neden göç ettiğini, göç edenlere ne olduğunu anlattıktan sonra Asya Hun Devleti ile devam edeceğim. Şimdi bölge sert karasal bir iklim olduğu için arkadaşlar tarım toprakları çok az veyahut da verimsiz. Burada yaşayan Türkler ne yapmışlar arkadaşlar? Hayvancılıkla uğraşmışlar. Yani şöyle ki bölge bozkır kültürü, bölgenin sert karasal olması Türkleri göçebe, atlı göçebe bir yaşama sürüklemişler. Göçebe yaşamdan kaynaklı ekonomik uğraş olarak hayvancılıkla ne yapmışlar? Uğraşmışlar. Şimdi baktığımızda bölgede otlaklar fazla olmadığı için ne yapıyoruz? Bir oradan bir oraya nedir? Göç ediyoruz. Ve bir sınav sorusu olarak karşımıza çıktı KPSS'de. At Türk'ün kanadı. At sayesinde Türk bir oradan bir oraya giderken hızlı hareket manevra kabiliyetine sahip olabilmiştir. Atlı göçebe olan bu vatandaşlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Ekonomik uğraş olarak hayvancılıkla uğraşıyorlar. Tabii baktığımızda Asya Hun Devleti'nde Çin'le olan münasebetimizi anlatacağım. Hani Çin neydi arkadaşlar bir önceki videoda? Çin'den başlayıp İstanbul'a kadar gelen İpek Yolu ticareti için burada Türklerle Çinliler arasında ezeli bir rekabet, bir düşmanlık, bir kapışma söz konusu olmuştur. Peki arkadaşlar biz bir bölgeden bir bölgeye göç ettiğimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Göçebe bir yaşamdan bahsetmiş oluyoruz. Bu bölgede otlakların azalması, hayvanlar arasında görülen salgın hastalıklar, boylar arasındaki siyasi çekişmeler ve dış baskılar dediğimiz Çin ve Moğolların bu bölgeye saldırmaları sonucunda nedir arkadaşlar? Bir takım Türkler, boylar nedir? Orta Asya'dan göç etmek zorunda kalacak. Yani Türkler Orta Asya'dan neden göç ediyor? 1. Hayvanlar arasındaki salgın hastalıklar, artan nüfus, boylar arasındaki siyasi çekişme ve nedir arkadaşlar? Bilim dış baskılar dediğimiz Çin ve Moğolların baskısı sonucunda Orta Asya bölgesinden Türkler nedir? Göç ediyor. Peki göç edince ne oluyor? Hatırlarsanız etkileşim tipte soru söylemiştim size. Savaş, barış, özür diliyorum. Savaş, göç, istila ve ticaret. 4 başlık altında üstünde etkileşim demiştik. O etkileşim ayağının göç kısmını şimdi sizlerle konuşuyorum arkadaşlar. Demek ki bir bölgeden bir bölgeye göç edersem ne olur? Etkileşim olur. Kalmayıp da gidenler ne yapacaklar? Bu bölgede görülen şu uygarlıkları, özür diliyorum, şu kültürleri nedir? Dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyacaklar. Yani kısaca soru olarak sınav diliyle maddeyi sizler için söylüyorum. Dikkat et. Orta Asya kültür ve uygarlığı farklı coğrafyalara nedir arkadaşlar? Taşınmıştır. Bu senin sınav sorun. Orta Asya'dan göç eden Türklerin bu göçler sonucunda aşağıdakilerden ne olmuştur diye soru gelirse Orta Asya kültür ve özelliği dünyanın farklı coğrafyalarına taşınmıştır. 1. 2. İkinci soru kalıbım. Orta Asya'dan göç eden Türklerle beraber Türkler yerinde durmamış, ata binmiş, dünyanın dört bir yanına dağılmış mı? Evet. O zaman Türk tarihinin araştırılması zorlaşmıştır arkadaşlar. Bu da ikinci sınav soru kalıbın olarak gelsin. Türk tarihi neden araştırılması zordur? Çünkü Türk yerinde oturmamış, ata binmiş, çekip gitmiş. Ne yapmış? Kendi kültür ve özelliğini karşı diğer coğrafi bölgelere taşımış. Ve biz etkileşimden bahsettik. Gittiğimiz yeri hem etkiliyoruz hem de etkileniyoruz arkadaşlar. Peki biz Türkler olarak gittiğimiz bölgede en çok hangi alanda vatandaşları etkileyebiliriz? Askerlik konusunda. Özellikle az sonra işleyeceğimiz hani Metehan'ın o onluk sistemi dünyaya tanıtılmış ve arkadaşlar askerlik konusunda dünyayı biz ne yapmışız? Türkler olarak etkilemişiz diyeceğiz. Etkileşim dedik arkadaşlar. Etkilediğimiz gibi etkilendik de nedir arkadaşlar? Farklı dinleri benimseyip Türklük özelliğimizden vazgeçip ne yapmışız? Tarih sahnesinden de silinmişiz. Ve bunun dışında bu göçlerin sonucunda gidenler bölgelerde büyük devletler kurmuş mu? Kurmuşlar.
Yani bu göçlerin sonucunda nedir arkadaşlar? Orta Asya kültür, coğrafyası, özellikleri nedir? Farklı bölgelere taşınmıştır. Ondan sonra Türk tarihinin araştırılması zorlaşmıştır. Ondan sonra ne diyeceksiniz arkadaşlar? Gittikleri yerlerde büyük devletler kurmuşlar. Hem etkilenmişler hem de etkileşime geçmişler, etkilenmişler. En çok da askerlik alanında dünyayı ne yapmış Türkler? Etkilemiş. Gitmeyenler ne yapmış? Büyük devletler kurmuş. Asya Hun devleti gibi. Şimdi bölge Orta Asya olunca arkadaşlar burada bir devlet kuruluyorsa kutsal başkent Ötüken. O zaman merkez neresi? Asya Hun devletinin merkezi Ötüken. Kurucusu dedim, cevap gelmedi. Bir an kendimi sınıfta sandım. Neyse. Kurucusu Teoman. Buraya dikkat etmeni istiyorum arkadaşlar. Şöyle Teoman diyeyim. Kurucusu Teoman dedik. Burada her işi Metehan yapacak ama devleti kuran babası Teoman'dı. 4 tane Metehan'a ait özellik verirler ve devletin kurucusu da Metehan'dır der ve aşağıdakilerden hangisi Metehan dönemiyle ilgili değildir der. Kurucu olarak Teoman'ı aklında tutmanı istiyorum. Teoman ne yapıyor arkadaşlar? Canı her sıkıldıkça aşağıya iniyor, Çin'i tokatlıyor. Niye? Çünkü orada bir İpek yolu ticaretinin başlangıç noktası var. Ve bu İpek yolu ticaretinin hakim noktasında Türkler de kendi yerini almak için ne yapıyor? Çinlilerle kapışıyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Türk dediğimiz Hun çarpışmış kimle? Çin'le. Amaç ne? İpek yolu. Sürekli bu akınları ardı arkası kesilmediği için Teoman döneminde Teo'yu ve askerlerini durdurabilmek için ne yapıyor bu vatandaşlar? Çin setti. Bir önceki videoda Çin medeniyetini zaten işlerken mimarisine dikkat edin demiştim. İki şekilde soru kalıbı var. Çin mimarisi gelişmiştir. Bir askeri, bir de tapınaklarıyla dini demiştim. Bakın burada askeri yapıdaki Çin mimarisini görmüş oluyorsunuz. Bu Çin Seddi Teoman döneminde gerçekleşmiştir. Bunu Metehan dönemine atacaklardır. O tuzağa düşmeyeceksin. Şimdi Metehan diyor ki babaya, yeter artık, sen yoruldun, sürekli at sırtındasın vesaire bilmem ne, bırak bu coğrafyayı, ne yapayım ben kendim idare edeyim. Teo da zaten at sırtında çevik, askeri bir yapı ve bozkır insan olduğu için, yani alp insan olduğu için sert mizaçlı. Tamam oğlum, zaten buraları ben sana bırakacağım diyor ama zaten daha bitmeyen işlerim var diyor. Metehan da diyor ki valla kusura bakma, ben senin işlerinin bitmesini veyahut da yaşlanmanı bekleyemem diyor. Babaya karşı isyan bayrağını açıyor Mete ve babayı ne yapıyor arkadaşlar? Tahttan indiriyor. Ve böylelikle Metehan dönemini nedir? Başlatmış olacak. Tabi babaya karşı girişmiş olduğu bu mücadelede ıslıklı oku buluyor arkadaşlar. Bu ıslıklı ok sayesinde kendi ordusunu diğer Hun, yani babanın askerlerinden ayırt edebiliyor. Oku nereye attıysa askerleri solgusuz sualsiz o yöne doğru nişan alıyorlar ve yaşanan bu çarpışmada Mete babasını tahttan indirip Orta Asya'da kurulmuş olan ilk Türk devletinin hükümdarı oluyor. Böylelikle Metehan'ın bir sistemi var arkadaşlar. Onu yazayım sizlere. Milattan önce 209'da vatandaş neyi buluyor? Onluk sistemi. Askere gidenler bilir arkadaşlar. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, on ve katları şeklinde orduyu ne yapıyor? Dizayn etmiş oluyor. Ama daha da bir bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Belki karşınıza çıkar. Nedir? Milattan önce 209 günümüz Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönemidir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu onluk sistemle beraber ne yapacak Mete? Bölgede ok atabilen bütün kavimleri tek çatı altında birleştirip Orta Asya'daki ilk büyük Türk devletini kurma özelliğini göstermiş olacak. Yer kalmadı, yazmayacağım o tarafa. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Orta Asya bölgesinde ok çekebilen, ok atabilen bütün kavimleri tek çatı altında toplayan hükümdarımız Metehan'dır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Babanın politikasına devam ediyor. Çin'e seferler sürüyor. Ve kurultayda, kurultay dediğimiz günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İslamiyet öncesindeki bu meclise kurultay ya da toy ismi veriliyor arkadaşlar. Bu kurultayda şöyle bir karar çıkıyor.
Diyorlar ki ya niye hep sürekli saldırıyoruz? Gidelim ne yapalım? O bölgeyi ele geçirelim. Çin topraklarını alalım ve Çin'e yerleşelim. Mete şiddetle karşı çıkacak arkadaşlar. Diyecek ki hayır, biz Çin'i yeneceğiz, vergiye bağlayacağız. Yerleşebilir miyiz? Evet. Neden yerleşmiyor Mete? Çünkü diyor ki biz Orta Asya'da bir avuç Türk. Çin nüfus olarak çok. Bir avuç Türk Çin nüfusu içinde ne olur? Potansiyel olarak erir, asimile olur, Türklük özelliklerimizden kaybederiz ve tarih sahnesinden ne yaparız? Siliniriz diyecek ve böylelikle Mete Çin'i yendiği savaşlarda vergiye bağlayacak ve Çin'e yerleşmek yerine oradan vergi alacak. Arkadaşlar vergi almak siyasi üstünlüğünü, siyasi gücünü kabul ettirmektir. TYT'de de diyecek ki Mete neden yerleşmiyor? Çünkü kalabalık Çin nüfusundan Çin nüfusu içinde asimile olmak istememesi için yorumlamanız gerekecek. Daha sonraki işte kardeş Kiyok dönemi vesaire ondan sonraki vatandaşlar nedir? Çinli prenseslerle evlenecek. Çinliler sahada yenemediği Türkleri Çin entrikalarıyla ne yapacaklar arkadaşlar? İkiye ayıracaklar. Tabi Türkleri ikiye ayırabilmek bir parça kolaydır. Niye? Çünkü bunların Doğu Batı dediğimiz ikili teşkilat sistemi var. Ülkeyi yönetirken Doğu ve Batı kanadına ayırıyoruz. Devlet güçlüyken bu ikili teşkilat tehlikeli görünmez iken devlet zayıflamaya başladığında bu ikili teşkilat ne olacak arkadaşlar? Sıkıntı yaratacak ve devlet doğu batı şeklinde ikiye ayrılacak. Daha sonra kendi içinde kuzey güneş şeklinde gene ikiye ayrılacak ve nedir arkadaşlar? Zamanla tarih sahnesinden silinmiş olacaklar. Tabi bu ikili teşkilatı doğuran nedir arkadaşlar? Kut inancı. Hükümdar Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir, gölgesidir. Kanı kutsaldır ve bir takım meziyetlerle donatılmış olduğuna inanılan bu inanca kut sistemi denir. Ve ülkeyi idare etmek için büyük abi doğuda, küçük kardeş batıda ve ikili teşkilat dediğimiz doğu batı yönetim sistemiyle ülkeyi idare ederlerdi. Tabi ülke artık tökezlemeye ve zayıflamaya başladığında Çinli politikalarıyla Çinliler sahada yenemedikleri Türkleri böylelikle böl parçala yönet sistemiyle ne yapıyorlar arkadaşlar? Küçük küçük yutmaya başlıyorlar. Böylelikle Asya Hun Devleti Çin'in doğu kanadı Çin hakimiyetine girerken batı kanadı olmaz, Çin hakimiyetini benimsemem deyip Batı Hunları olarak Balamir önderliğinde nereye geliyorlar arkadaşlar? Avrupa'ya. Böylelikle bunlar tarihte yüzyıllar süren nedir? Kavimler göçünü başlatacaklar. Balamir komutasındaki Batı Hunları Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru yönelirken önüne çıkan Germen kavimlerini yerinden ediyor, topraklarından ediyor. Germenler, Ostrogotlar, Ostrogotlar, Vizigotları şeklinde 13'ten fazla olan bu kavim bir domino etkisi yaratarak nedir arkadaşlar? Tık 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 Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'nın içlerine doğru girmiş olacaklar. Ve böylelikle Roma İmparatorluğu bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi arkadaşlar Batı ve Doğu Roma şeklinde çap iki ayrılacak. Bu Macar toprakları içerisinde Avrupa'nın kalbinde Avrupa Hun İmparatoru Balamir önderliğinde kurulmuş olacak. Böylelikle Balamir'in bu bir kavmi yerinden etmesi ve diğeri diğerini yerinden etmesi, birbirlerini iteklemeleri sonucunda ne başlayacak arkadaşlar? Kavimler göçü. Ve bu kavimler göçünün sonuçlarına bir bakalım. Kavimler göçünün sonuçları. Kavimler göçü arkadaşlar Avrupa Hun Devleti'nin içerisine sıkışmış bir ünitedir. Çünkü bunu başlatan kimdir? Avrupa Hun hükümdarıdır. Avrupa Hun hükümdarının kurucusu olan Balamir'dir. Önündeki kavmi yerinden etmiş ve diğer kavimler birbirlerini itekleyerek Avrupa içlerine kadar nedir arkadaşlar? Gelmişler. Böylelikle yüzyıllar süren bu göç dalgasına biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Kavimler göçü diyeceğiz. Evet 19. dakikaya kadar gelmişiz. Kavimler göçünün sonuçlarını bir yazayım. Avrupa Hun Devleti başlığında kalmış olalım arkadaşlar. Video fazla uzamasın. Şimdi kavimler göçünün sonuçlarında bir önceki videoda da dediğimiz gibi arkadaşlar ne oldu? Roma Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldı. Doğu Roma dediğimiz kim arkadaşlar? Bizans'tır. Zaten işleyeceğiz bunu. Ne yapalım? Roma Batı Roma ve
Doğu Roma olarak ikiye ayrılacak arkadaşlar. Batı Roma 476'da, Doğu Roma yani Bizans 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla yıkılmış olacak. Böylelikle arkadaşlar Türk tarihinde iki tane hükümdar çağ açıp kapatmıştır. Birincisi kim? Batı Hun hükümdarı Balamir'dir. İlk çağı kapatacak, orta çağı açacak. Doğu Roma dediğimiz Bizans'ı 1453'te Fatih İstanbul'u alınca orta çağı kapatır, yeni çağı başlangıcı olur. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Biz bu kavimler göçü sonucunda Balamir sayesinde ilk çağ kapandı. Orta çağ bu kapandı. Orta çağ açıldı diyeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar Roma'yı ikiye ayırdık. İlk çağ kapandı. Orta çağ açıldı. Peki Avrupa'nın kalbinde hangi devlet çıktı ortaya? Avrupa Hun Devleti. Yazalım. Bölgede Avrupa Hun Devleti kurulacak. Bunun dışında arkadaşlar bu kavimler, barbar dediğimiz bu 13'ten fazla olan kavimler Avrupa'nın içlerine gelerek daha önce Avrupa'da Hristiyanlığın yasak olduğu bu bölgede Tanrı bizi cezalandırıyor şeklinde Avrupa Hun hükümdarı Atilla'yı Tanrı'nın kırbacı olarak görecekler. Allah'ın onları, Tanrı'nın onları cezalandırdığını düşünecekler. Bunlar Hristiyanlığı yasakladığımız için başımıza geldi dedik diyecekler ve böylelikle Avrupa'da ne yayılacak arkadaşlar? Hristiyanlık yayılacak. Avrupa'da Hristiyanlık yayılır. Sonuçta bu 13'ten fazla olan kavim Avrupa'nın içlerine girdiğinde günümüz Avrupa'nın etnik yapısı da oluşmuş olacak arkadaşlar. Frankler olacak sana Fransız. Angıl ve Saksonlar birleşecek olacak sana İngiltere. Germenler olacak sana Almanya. Yani bir de ne oluşmuş olacak burada? Avrupa'nın etnik yapısı oluşur. Şeklinde nedir arkadaşlar? Bir cümlemizi de yazmış olalım. Bunlar da kavimler göçünün sonuçları. Avrupa Hun Devleti konu başlığının hemen altında yazdım. Neden? Çünkü müsebbibi Batı Hun hükümdarı Balamir'dir. Balamir de Avrupa Hun hükümdarının yani Avrupa Hun devletinin kurucusu olarak nedir? Karşımıza çıkacak. Tabii baktım arkadaşlar sürem yetmeyecek. 22. dakikaya falan gelmişiz. Nerede kaldık? Avrupa Hun Devleti'nde kaldığımızı söylemek istiyorum. Bir sonraki videoda Avrupa Hun Devleti'ni işledikten sonra Orta Asya'ya geri döneceğim. Birinci Göktürk, ikinci Göktürk ve Uygurlar şeklinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz yoğun bilgi içerikli oldu. Şöyle de bir durayım. En azından tahtaya hani fotoğrafını da çekmek istersiniz diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videonun da sonuna geldik. Videolar izlendikten sonra arkadaşlar kanala abone olup ve bunu çevrenize yayarsanız seviniriz arkadaşlar. Reklamlar kısmını geçtikten sonra kendinize dikkat edin. Sağlıklı günlerde kalmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.